Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Kasım Çarşamba, İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün 9 koşuluk programımız var. Yine birbirinden çekişmeli, yine tabii ki iyi isimlerin de yer aldığı bir program. Yani genele baktığım zaman zaten hep iyi isimler var da hani hiçbir sapkını kötü olarak görmeyelim. En azından böyle güzel bir programı İstanbul'u yakalamamız gereken bir program arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben yurt dışı yarışlarındayken bir konuşma yaptım da ya program yapıyorum ama her seferinde yine tekrarlıyorum. Arkadaşlar bakın ben Amerika yarışlarını normalde yapmıyordum. Yurt dışı yarışlarını yapmıyordum. Bu pandemi döneminde mecburen en azından takip ettiğim bir oyun programı, yani en azından insanlar evdeyken bundan faydalansın diye yaptım. Ama tabii şimdi bir program yapmak gerçekten zor. Ben artık günde 3 tane program yapıyorum. Hadi bugün bu çarşamba gününkü programı bir gün öncesinden salı günü akşam hazırlarken en azından bir tane Amerika var. 2 tane yarış da yapıyorum. Yani öbür günler 3 gün 3 3 program 3 program. İnanın ben işten eve geldiğim zaman yani direkt hemen bilgisayar başına oturup ilk önce Amerika'yı arkasından öbür yerli yarışları halletmeye çalışıyorum. Ya bayağı bir zaman farkı var. Bu pandemi bittikten sonra normal bizim yerli yarışlar başlayınca ben yabancı yarışları kestim ama çok ısrar geldi. Haklı olarak ısrar geldi. Çünkü en azından bir bayağı bir başarılı olduğuma inanıyorum. Çünkü çok kişi en azından masraflarını, zararını, haftalığını buradan çıkarmaya başladı. İnşallah daha da yüksek çıkarsınlar kendini. Yani en azından ömür boyu yetecek kadar bir para kazandırayım ki ben de mutlu oluyorum. Ama ben burada uğraşırken inanın gece geç vakitlere kadar uğraşıyorum. Hani şurada bir kendime ayıracak bir zaman ayıramıyorum. Ben de bu arkadaşlar konuşunca hani illa bu Amerika yarışını en azından yayınlayıp deyince de ben de en azından o zaman bir kanala bir katkıda bulunun. Ben de kendimden bir şeyler vereyim, siz de bir şeyler katın ki en azından yani bari bir şeye değsin. Çünkü zaten şu anda yurt dışının yarışları en fazla kaç kişi izliyor ki? 150 kişi, 200 kişi, hani 250 kişi görmedim daha. Bu yani bana getirisi ne sizce? Şöyle söyleyeyim ben size, 1000 izlenme 4 lira para kazandırıyor. 1000 izlenme, bakın 1000 izlenme. Bunu 10'da, 5'te 1'i diyelim. 5'te 1'ini yaptığın zaman kaç para kalır arkadaşlar? 70 kuruş, 80 kuruş. Şu anda benim yaptığım bu program 70-80 kuruş. Yani 3 saatlik bir emek 70-80 kuruş para kazandırıyor bana. Ben de sizden en azından bir kanala katkıda bulunun ki hani en azından yaptığım bir işten de bir şeyler kazanayım. Ben de kazanayım. Masrafım çıksın. Çünkü kolay değil yani, buraya bir kafa veriyorsun, tamam atları tanıyorum, az çok tanıyorum, orijinlerini biliyorum, hadi hangi bölgenin jockeyleri hangi bölgede daha iyi gider, Allah şükürler olsun onları yıllardan beri takip ediyorum, en azından bunun faydasını görüyorum ben de. Sizler de en azından şu kanala sahip çıkın diyorum. Bakın ne zamandan beri ağzımı açmıyordum burada ama görüyorum ki yani katıl butona, yani şu 3 kuruşluk bir katıl butonuna kanala katkı yapılacak diye inanın hala eksiliyoruz. Yani hızlı şekilde şu anda yarıdan fazlası gitti, yani 1,5 ay içerisinde yarıdan fazla gitti. Yani şu anda bir 25 kişi mi 27 kişi mi ne var? Herhalde yanında 23-21 kişi kalır. Yani o derece azız. Yani bu 20 kişi kazandırsa bana ne kazandıracak ki? Yani YouTube %30-%40 civarında kesintiye uğruyor. Şimdi bir de vergiler var. Yani pek para kalacağını da düşünmüyorum. Ama siz de en azından bir kanala katkıda bulunursanız valla sevinirim. Yani eğer birbirimize destek olamıyorsak yani ne yapacağız? Ben diyeyim. Eğer bu katıl butonuna inanın sayı hani 10 kişiye düşsün, inanın ben bir anda bu yurt dışını yarışlarına keseceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani bilmiyorum, hani kusura bakmayın. Çünkü biraz da ben kendime zaman ayırmak istiyorum. Hani ömrümü şu oturduğum yerde yani kilo almaya başladım. Çünkü hareket yapamıyormuş ki. Ancak bir çay molası verirsem bir tane çay yapıyorum. İşte bir yemek yiyeceksem o da yurt dışı yarışından sonra, işte bir iki lokma çabuk yiyorum ki hemen en azından geç saatlere kalmayayım. Şu anda bakın saatler kaçı gösteriyor? Şu anda gece yarısı, saat 10'u çeyrek geçiyor şu anda. Bu videoyu hazırlıyorum. Ya anlayın, yani biraz da beni anlayın. Kusura bakmayın böyle bir sistemde bulunuyor ama ya ben de artık isteyeyim. 6'lı tutturdum zaten, 55 milyar mı ne 6'lı tutturdum. Adam kalktı bana teşekkür etti ama ya teşekkür ettim de ya oradan bir en azından şu adama sayesinde bir altın tuttu. Ya bir çay bir şey yapalım mı, bir çay parası, bir çay içsin yani. En azından öyle bir hani Türk adetlerine göre yani konuşuyorum. Çünkü çay derken yani kalkıp çay atın kafama demiyorum yani. Onun yüzden bana konuştuk kelime, ya benim işte ihtiyacım vardı bilmem ne vardı.
Ondan sonra işte bir dahaki sefere tuttuğum zaman ben seni göreceğim. Ya işte böyle klasik kelimeler de beni inanın bu tahmin işi de iyice soğutuyor. Zaten yetince küfür de yiyorum burada. Çünkü herkes ağzına geleni söylüyor. Nasıl? Altılı tutturduğum gün küfür yiyorum ya. Ben inanır mısınız? Onu düşünemiyorum ya. Ya ben bugün tutturdum bu adama. Adam bana yine beddua okudu, bilmem ne okudu. En basitini söylüyorum. Bak daha önce de söyledim. Ya cumartesi günkü bir yarış mıydı ama bayağı o, birkaç hafta oldu. Gündüz yarışını tutturdum. Kaç verdi? 600-700 lira mı ne verdi? Tuttu. O Yılmaz Bey teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sayende altılı tuttum ama neler neler. Bir şeyler konuşmalar. Aynı çünkü niki belli, şey belli orada. Akşamüstü yani aradan bir saat geçti. Öteki yarış ilk ayak koştu. İlk ayakta yattık. Ben tahmin gelmedi. Bir 30 lira mı 40 lira bir ganyan geldi. Bayağı bir sürpriz geldi. İşte ben de oraya 5-6 hat vermiştim. Ondan sonra aynı kişinin yorumu tekrar geldi. Bana ne diyor aslında? Ne biçim oyuncusun sen, ne biçim tahmin veriyorsun? Ağzına geleni söyledi ya. Ya az önce ben sana tutturdum da teşekkür etmiyor muydun? Ya anlayın yani. Ya ne biçim duruma düştüm ben anlayın. Benim de bazen psikolojim gidiyor. Burada bazen konuşuyorum ama artık kimisi yok çenem düştü der, yok kimisi şeye düştü der. Ya ben burada bazen yarış içerisinde bir şey anlattığım zaman inanın ben sizlere faydası olur diye düşünüyorum ya. Çünkü ha bu yarış olmaz. İki yarıştan olur. Bunun ben canlı şahidini söyleyeyim. Burada sağ olsun bir arkadaşımız bir gün bana bir şey konuştu. Ya dedi Yılmaz kardeşim dedi. Geçenlerde dedi bir attan bahsettin. Şöyle bir hikayesini anlattın. Hani bir yarış içerisindeyken. Ben de dinledim dedi. O an dedi ilginçime geldi ama dedi. Tabii ki aradan dedi bir hafta, iki hafta, üç hafta bir şey geçti dedi. Tabii ki o olay unuttum. Ama senin dediğin at dedi geçen gün koşuyordu dedi. Baktım dedi. Aa dedi bu geçen gün işte Yılmaz kardeşimizin konuştuğu at buydu ya dedi. Ben de o gün senin konuştuklarını aklıma geldi. Yazdım dedi. Yazdım dedi at yarış kazandı o gün dedi. Sayende dedi o gün ben para aldım dedi ya. Ya düşünün işte yani bunu benim anlatmak istediğim olay bu. Yani bugün olmaz belki bir at veriyorum bugün olmaz. Arada bir şey anlatıyorum size yani en azından mantıken. Ya bu adam neden bize anlatıyor? Sırf laf olsun diye anlatmıyorum ben ya. Ya bunlar en azından bilginiz. Ya ben en basitini söyleyeyim yine söyleyeyim bakın ilk altılımı ben nasıl tuttum? İlk altılımı. İlk altılım 10 bin lira mı ne verdi? Ama benim dediğim kaç sene önce. Yani şöyle diyeyim 1980'li yıllarda. Yani öyle söyleyeyim ben size. 1980'li yıllarda ilk altılımı tuttum. O zaman lise 3'e mi gidiyordum ne gidiyordum? Ama nasıl tuttum? Eşrap Paşa, İzmir Eşrap Paşa'yı bilenler belki bilir. Burada çoğu bilir zaten. Beni Eşrap Paşa'dan görenler. Zaten benim gezdim, doğdum, büyüdüm mevki muhit orası. Şu anda Yeşilyurt tarafında oturuyorum ama. Orada eskiden Kaptan'ın kahvesi vardı. Kaptanın kahvesinde camlara asıyorlardı bültenleri. Benim de yaşım tutmuyordu. Bakın yaşım tutmuyordu. Camdan bakardım. Bir gün sonraki programlara camdan bakardım. Böyle ezbere yapardım. Bilmem ne yapardım. Sürekli takibimde olan bir amcamız vardı. Büyüktü bayağı. Albay derlerdi ismi. Hani eski albay emeklisi miydi artık herhalde öyleydi. O adam masada oturduğu zaman etrafında 4-5 kişi otururdu. Onun muhabbetini dinlerlerdi. Adamın bu bazen program seyrederiz ya bu Hakan Cantra siyah kaplı defter diyor. Aynı şekilde gerçekten şaka değil yalan değil. Adamın elinde bir tane siyah defter vardı. Kalın böyle cilt gibi bayağı ortasında ip de vardı. Her atı yazardı. O zamanlar bilgisayar mı vardı? Yoktu. Adam her atı yazardı. Her atın bir sayfası vardı. Bu at işte 1400 koştu şu derece şu bindi şu kilo şu handikap veya şartlı neyse onları yazardı böyle. Arkasına notlarını yazardı. O şekilde bir defter tutardı. Bütün hatları. Ben de bunların camın arka tarafına geçtim. Çünkü oturamıyorum kahvede. Çünkü neden? Yaşım tutmuyor. Şimdi bir herhangi bir şey olsa kahveci kalkıp bana bir laf söyler diye. Yaşım tutmuyordu. Dediğim olay 1980'li yıllarda bakın. Ya 85'tir ya 86'dır. Yani o civarlarda. Şimdi adamın orada bir muhabbeti oldu. Ya dedi Serçe diye bir at konuştu. Şerif Karagözler'in sahibi olduğu bir attı Serçe. Ben atı doğru düz bilmem etmem. Şimdi muhabbet oluyor. Ben de dinliyorum onları. Öyle hem bültene bakarken bir yandan da kulağımda onları dinliyorum. Yani en azından. Adam dedi ki Serçe dedi yarım kan dedi. İşte böyledir şöyle dedi. Yarım kan nedir? İnanın bilmiyorum. Çünkü atları tamam bakıyorum şey yapıyorum ama atın yarım kan nedir? Şey, tam kan nedir? Bilmiyorum. Sonra aradan bir zaman geçti ama ne kadar zaman diyeyim yani bir ay oldu belki iki ay oldu belki beş ay oldu. Bir zaman geçti İstanbul sezonu oynuyoruz. Oynadığım oyun kaç paralıktı benim? 24 oyun toplam 24 oyunluk bir oyun yaptım.
Şimdi nasıl yaptım? İlk ayakta Osmaniyeli diye bir at vardı, koşuyor. Sahibi Osman amcaydı. O da Eşref Paşa kaptanın kahvesine takılırdı. Yani benim atım vardı. İşte Osmaniyeli işte ismi. Adana'ya bakın oradan aklıma geldi. Osman amcanın atı koşuyor dedim. Yaz Osmaniyeli'yi, yanına bir at yazdım. İkinci ayakta bunu Eli Yeşiller'in bir atı vardı. Orhan Kandırlı. Onu yazdım. Üçüncü ayakta bunu yazdım. Bunu yazdım. Üç at, iki at, dört at derken sonda 10 tane at koşuyor. Serçeyi gördüm. Aa dedim, geçen gün albayların konuştuğu at bu. Ama 0 puanlı bir at. Bakın abartısı diyorum. Şahçıyanlar koşuyor. Demetler, Tibilliler, bilmem neler, Neslihanlar koşuyor. Neslihan favoriydi. Neslihan 3, Süleyman Aktı'yla. Şerif Karagöz biniyor şeydi. Yok ya Şerif Karagöz biniyordu ya Süleyman Karagöz sahipleriydi. Çünkü Süleyman ufaktı. Şerif abileriydi. Ya dedim, ulan dedim bu at dedim. Geçen gün albayların konuştuğu at dedim. Ya tek atayım o zaman dedim. Yarım kan, marım kan dedim. Artık neyse dedim. Bakın oradan duydum bir at ismi. Tek attım onu. Ve hipodroma gittim. O zaman televizyon yok, bir şey yok. Ben de baktım artık altılı Osman amcanın atı geldi. Öbürküsü geldi. Bilmem ne geldi. Sonda kimse de, herkes 7-8 at yazmış. 10 at koşan yerde şey yok. Serçe yok. Ben de serçe tek. Ben de artık çıkmıyor. O zaman megafonların dibinde yarış dinliyoruz. Hani yarış saati koşunca dinliyoruz. O da sesler de abuk subuk geliyor. Allah rahmet eylesin. Gültekin Alpay'ın anlatmış olduğu yarış. 5'te 5 gidiyorum. Son 400 geçiyor. İşte Son Batur geliyor, Demet geliyor, Tibili geliyor, bilmem ne geliyor. Baktım. Ha bir de Dobra vardı. Dobra da hiç unutmuyorum. O da iyi bir attı. Halil Kaya biniyor size. O geliyor, bu geliyor. Son 300 geçiyor hala. Sayıyor Gültekin Alpay. En son 300'lerde geçerken en dışarıdan da Serçe'nin gayretlerini görüyoruz dedi. Başka bir şey değil. Atın ismini duydum. Tabii söyle son 200, son 100 dedi. Bilmem ne Serçe koptu geliyor. Başladı ataklar deyince ben de heyecanlandım. Allah dedi koptu geliyor derse. Yani Gültekin Alpay bir şey biliyor demek ki. Tam fotoya yakın işte anlattığı yarış Serçe birinci. Ben altını tuttum ilk altını ya. 10.300 lira mı ne para verdi o zamanın parasıyla. Yani şöyle söyleyeyim size. 3.000 liraya renkli televizyon alınıyordu. Anlayın yani. 3.000 liraya o zaman da bir renkli televizyon alıyordu. Yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır inşallah. Çünkü yani bazen böyle bir ufak anlatmalar oluyor. Bilmem ne oluyor. Kusura bakmayın 12 dakikanızı da yedim ama yani muhakkak bir sebebi vardır. Ben istiyorum ki sürekli para kazanın. Sürekli para kazanın. İstediğiniz hedefe ulaşın. Şu koşuyu da bırakın. Benim tek istediğim şey bu. Çünkü koşundan inanın ömür boyu oynanacak bir oyun değil. Bunu da söyleyeyim size. Çünkü insanın hem sinirini hem gençliğini hem vaktini her şeyini alıyor. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle bir vaktinizi de aldım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dilek. Ben hemen şu yarış programına başlayayım. Kusura bakmayın. Bazen konuşmak gereği duyuyorum. Sizler de beni inşallah anlayışla karşılarsınız. Yani kötü bir yorum yazmanızı inanın istemiyorum. Birinci koşu saat 14'te başlıyor. Handikap 15, 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik sentek yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta birinci altı gayranımız da bu koşuda başlar. Ben 4 olup Subutay'ı bu kontrol atakın güzel temsilcisi, iyi bir orijine sahip Gökhan Kocakaya start alıp safkan koşmuş olduğu son sentek yarışı çok rahat kazanan bir isim. Ben bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. Bayağı iyi bir görüntüye de sahip bu isim. Ben de kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneririm arkadaşlar. 4 olup Subutay'ı Gökhan Kocakaya'da benim banko ismim olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. Evet. Maiden 2 yaşlı İngiliz'e 1400 metrelik sentek yarışına. Buraya baktığımız zaman 8 safkan arası koşacak olan bir yarışta da tabii kalite bir safkan olan bir nolu Grant Tirosur. Bu eksplorator temsilcisi Amerika'dan gerçekten annesinin karnında getiren bu safkan yani kalite orijin olarak da iyi. İki yarış gördü Çin ve sentekte. Çok başarılı yarışlar ve son yarışını İşte fotoda kaybeden bu isim, ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Yani bu gruptan bayağı da iyi görüntüye sahip. Alice Karataş'la bir nolu Grand Trosoro benim ikinci banko ismim olacak arkadaşlar. Yani ilk ayak 4 tek, ikinci ayakta 1 tek olarak bu birinci altılı ganyan ayağına giriş yapıyorum ben tabii ki. Tabii sizlere de artık bakalım nasıl görüyorsanız. Günün üçüncü koşusu yedili plase ve üçlü ganyan ayağımızın açılış ayağı. Şartlı 5 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik sentek yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta son yarışını mükemmel kazanan bugün Mehmet Kaya'da yine şanslı olan 7 nolu Superbird. Bu yine bana göre günün en birinci diye aday olan bir isim arkadaşlar. Ben büyük ihtimalle de bu safkanın yine bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bugün alternatif bir banko adayım olacak 7 nolu Superbird. Yani ilk 3 ayakta biraz favoriler bende bu şekilde 4-1-7 olarak geçiyor. Bu ayakta 7'nin rakipleri tabii ki var. Önce 2 nolu
Safari, bu Carlsberg temsilcisi de Okan Gökçe'ye kesinlikle hata affetmez. Bu safkan iyi bir safkan. İyi de hazırlıklara sahip. 4 oldu. Aslan Seda bu bilgin temsilcisi. Vedat Abiş de bugün yine üstlerde şans arayacak. Ve son olarak da Ahmet Çelik'le start alacak olan ve son yarışını güzel kazanan bir Özgün An temsilcisi olan Altınoğlu Gel Kızı da kuponlara yazıp bayağı bir şekilde geçeceğiz. Ama 7 ben de 1-2 adımda olsa ön planda alternatif bir bankadayım. 2-4-6 da rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Günün 4. kosundan itibaren ikinci altılı ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik çim kursuna. 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 3 ve 8'in eküro olduğu bu yarışta ben önceliği 9 numaralı Özgür Han'a vereceğim. Bu Batukkan temsilcisi Müslüm Çelik'le bomboş kilosuyla ve bu aralar iyi bir formu var. Ben son 7.liği hiç ölçü almıyorum bu safkanın. İki nolu Arapoğlu bu Tamerinoğlu temsilcisi bu uzayan mesafelerde etkili bir isim. İşman çizikle start oluyor. Her ne kadar son 3 yarışta biraz tabela dışında kalmış olsa da bugün çok uygun grupta start aldığını belirteyim. Bir nolu Prens Kora biraz sık koşmaya başladı ama safkan yine formda bu Özgün Han temsilcisi Mertcan Akın'la start alacak olan bu safkan. Yine bu güzel formuyla bence devam etmesi gerekir ama bu safkanı bence en azından bir 20-25 günlük bir ara vermesi gerekir diye düşünüyorum. Ama tabii ki ilgileri en azından yılların atçıları onlar daha iyi bilir en azından yakından ilgilendikleri için. Bir nolu safkanı yazalım. Altınolu Fırtına Vadisi. Bu turbo temsilcisi de Tolga Yıldız'la start alıyor. Yine genel görüntüsüyle iyi durumda ve formda. Ve 7 nolu Özgür Kafkas. Bu Kafkas Çağı temsilcisi de Görkem Özçelik'le başarılı bir apprentisiyle sahip olan bir isim de yine bugün üstlerde şans verdiğim diğer isim olur. 9, 2, 1, 6, 7 öncelik şans verdiğim isim. Tabii burada 3 ve 8'in ekül olduğu yarışta bu 3 nolu Yarisa bu uzayan mesafeden yine iyi bir ismi Mustafa Çiçek'le ve 5 nolu Demir Yıldız bu Toşur temsilcisi de Mahmut Uran'la da en azından bayağı biraz daha genişletmek isteyenler için önereceğim isim olur arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusuna doğru geçiş yapalım. Yani 5. koşuya geldik. Handikap 16. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik sentek yarışına. Burada da tabii ki iyi isimler yine var. Ama önceliği ben 4 olu Strawberry'ye göre vereceğim bu Kaneko temsilcisine. Görkem Özçelik de çok formda. Bu pistte 3'te 3 yapan, 3 son 3 yarışında 3'ünü de kazanan bu safkan. Yine çok formda ve yine güzel hazırlıklara sahip. 5 nolu Angel of Honor, bir Mehmet'in güzel temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alıp safkanda yine genel görüntüsü oldukça iyi ve iyi durumda olan bir isim. Ve 6 nolu A Fine Day to Fly, Claude de Ville temsilcisi iyi bir orijine sahip. Gökhan Kocakaya start alıp safkanda yine bugün etkili yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. 4-5-6 biraz daha diğer gruba göre ön planda çıkan isimler bunlar ama tabii ki bunların dışında sürpriz arayışlarına girmek isteyenler olacak. Çünkü sonuçta bir kısraklara ait bir yarış. 2 nolu Passing Runner, bu Church Peters temsilcisi Mertcan Akın'la. 7 nolu Hard Not To Love, bir Victor Gallop temsilcisi olan bu safkan Müslüm Çelik'le. Bu arada bu safkanın da kıpırdamalar var. Bir de ağır küresine rağmen 1 nolu Crafty Girl, bir Duty Free temsilcisi olan bu safkanda. Mehmet Kayal'a en azından bayağı genişletmek isteyenler için önereceğim isim olur arkadaşlar. Ama 4-5-6 önce 2-7-1 de daha sonra şanslı gördüğüm isim olacak. Günün bir sonraki koşusu 6. koşu. Şartlı 3, dişilere ait 3 yarışta Arapların 1500 metrelik sentek yarışını. Evet, 10 safkan arasında koşacak bu yarışta ben önceliği 7 nolu Duraksız'a vereceğim. Bu Kaysberg'in güzel temsilcisine İşman Çizik'le safkan 4 yarış koşup 2 dördüncülük, 1 üçüncülük, 1 birincilik yani kum, çim aydıtmayan bu safkan. İzmir'de zaten yarış koşuyordu. Tabii Bursa'da hazırlıklarını sürdüren bu safkan ilk kez bu piste geliyor. Ama bence yadırgacağını hiç düşünmüyorum. Yani İşman Çizik'le bence ilk şansı hak ediyor bu safkan da. Çünkü bayağı güzel şeyler var. Daha sonra 6 nolu Safiye, bu ateş topu temsilcisi Ahmet Çelik'le startlıyor ve ikinci yarışında meydana veda eden bu safkan da gelecek vaat eden isimler arasında Ahmet Çelik'le çok şanslı. Ve bir de 1 nolu Aygünöl. Aygünöl. Aygünöl mü? Aygünöl. Valla iki isim Aygünöl diyelim biz ona. Bu Kazberk'in temsilcisi de Tolga Yıldız'la startlıyor. Yine iyi bir ekürüde. Yine güzel form yakalamışken bu safkan da kuponlara dahil edelim. 7-6-1 biraz daha ön planda çıkıyor ama bu onları siyah dayalı dikkat edelim. Ankara'dan hazırlanan bu safkan da Vedat Abiş de kesinlikle hata affetmez. Bir de 3 nolu Prenses Lina, bu Hisar Bey temsilcisi de Mustafa Çiçek de yine önlerde şans verdiğim diğer isim olur arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusuna. Profesör Doktor Sedat Katırcıoğlu adına koşacak bir kısa vade 7-3 ve yukarı İngiliz'e 1500 metrelik sentek yarışına. Evet, 8 safkan arasında koşacak bu yarışta ben önceliği 7 nolu Koca Vezir'e vereceğim. Bu Torak temsilcisine Akın Sözen'e son yarışını hiç ölçü almadığım bu safkan bugün bence daha farklı ve daha iyi koşar.
Hazırlıkları da fena değil çünkü 8 No Full Trouble grubun etkili isimlerinden birisi. Mendip'in güzel temsilcisi Ahmet Çelik de kendine uygun bu grupta kesinlikle ön planda yazılması gereken isimler arasında. 4 No'lu Wolf Polat. Burada da Polatlar çok, birisi Wolf, birisi Gold. Ama ben biraz daha Wolf Polat'ı önde gördüm. Son yarışını kazanmış formda bir isim. İşmat Çizik de yine şanslı bu Luxor temsilcisi. Ve biraz ağır kilosuna rağmen grubun yine etkili ismi olan 1 No'lu Azmantor. Bu Kaneko temsilcisi de Halis Karataş da yine önlerde şans verdiğim diğer isim olur. 7-8-4-1 benim bu koşudaki sıralama olacak arkadaşlar. Geldik günün 8. kursuna. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik sentetik yarışına 8 safkan arasında koşacak olan bu güzel ve zevkli yarışta son yarışında bir grup denemesi yapıp ama tabii ki sert rakiplerle koştuğu için biraz etkisiz kalan ama bugün Maiden yarışında ve sentetikte de ilk kez start alacak olmasına rağmen bence uygun bir grupta koşan 2 No'lu Cash Is King. Bir Lilborn Rallet temsilcisi, hazırlıkları oldukça iyi durumda ve çalışmaları da gayet tatminkar olan bu safkan çünkü o 7.likten sonra bir 2 aylık bir ara verdi. Çok iyi hazırlıklarla, dereceli işlerle bu yarışa katılıyor. Koca Kaya'da ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve benim bugünkü banko limanım olacak 2 No'lu Cash Is King. Geldik günün son koşusuna. 9. ve son koşu. Şartlı 19, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusuna. Evet, kalabalık bir yarış bizi bekliyor. Bayağı kalabalık. 20 safkan var ama ben burada süratli yapısıyla ve çok uygun bir grup bulan 2 No'lu San Sebastian. Ve Karabayan temsilcisi yine çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yapabilecek kapasiteye sahip bir isim. Ahmet Çelik de kesinlikle ilk şanslı isim. Hatta ben biraz daha riske girip kazanmasını bekliyorum. Çünkü benim bir alternatif banko adayım. Eğer bu aya banko tercihi kullanmak istediler için bence çok ideal bir banko adayı olacak. 2 No'lu San Sebastian çünkü koşmuş olduğu gruplara göre bana göre bu grubu geçmesi gayet normal. Ama yarış kalabalık. Bir anda kafayı alıp da yanına da birkaç fedayı girip de bu safkanı rahatsız ederlerse o zaman çarşı karışır. O zaman kimleri yazabiliriz rakip arayanlar için? 14 No'lu Hellstorm. Bir Leinert temsilcisi, Hiçman Çizik'te Staplam Safkan da çok iyi hazırlıkları da bu yarışa katılıyor. Daha sonra 3 No'lu Out of the Dark. Bu İsfahan temsilcisi de Vedat Abiş'in kantarmasını oldukça seviyor ki Vedat Abiş de sürekli tabela içerisine giren bu isim. Yine bugünün önlerde şanslı isimler arasında 5 No'lu Kantande ve Hakim temsilcisi olan Safkan da Mertcan Çelik de yine bugünün şanssızlığı kırmak için sahaya çıkacak. 1 No'lu Agassi, burada da birçok rakibini geride bırakan bu safkan son yarışında ki güzel formuyla bu Control Ring temsilcisi Halil Yol Açıcı'yla yine önlere sarkmaya çalışacak ve bir de son olarak da 9 No'lu Baba Mickey, bu Victor Galop temsilcisi de Mehmet Kayala göstermiş olduğu 3 yarıştaki güzel performansıyla da burada da yazılması gereken son isim olur arkadaşlar. Yani 2 önce bende bayağı ön planda 14, 3, 5, 1, 9 da daha sonra şans verdiğim isimler olacak. Şablona gelince 1. koşu 4 tek, 2. koşu 1 tek, 3. koşu 7 alternatif banko adayım 2-4-6 rakip isteyenler için, 4. koşu 9-2-1-6-7 daha sonra 3 ve 5, 5. koşu 4-5-6 önce 2-7-1 daha sonra, 6. koşu 7-6-1 daha sonra 10 ve 3, 7. koşu 7-8-4-1, 8. koşu 2 tek, 9. koşu 2 alternatif banko adayım 14, 3, 5, 1, 9 da rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.